Evet, en son mesaj yolladı bize. Doktor karısını öldürdü falan filan. Hatta resmini de çizdi oraya, gönderdi. Gazeteciler gördü onu. Doktor karısını öldürdü, anasını da sövdü dedi. Geçti. Doktor karısını öldürüp gözünü oyduktan sonra enteresan bir şekilde Kıbrıs'ı kumara oynamaya kaçtı. Senden gelene ne olursa razıyım diyerekten. Evet, özeti geç. Evet, FETÖ'cü gazeteciler enteresan haberler yapmaya devam etti. Geç. Haber. Geç, bunları geç. Direkt Alıcı Bey'i göster bana. İkinci bölümde Alıcı Bey nasıl operasyonlar çekti? Geç geç geç. Şu doktor da hiç. Şu doktorun bir de takıldığı mafyalar var. Onu anlamadım. Ötekte birçok kişiyi tanırım. İzlemeyen varsa YouTube'da var bu arada çocuklar. Tanırsın tabii. Niye tanımıyorsun? Şu mafya ne iş? Bize numune gönderirler. Ha. Yani yakalanan malları bize kontrole gönderirler. Evet doktor. Doktorun enteresan karanlık şeylerde arkadaşlar şeyi var. Bağlantıları var karanlık. Böyle bir ilişki yumağının içerisinde. Tam üstüne bastın doktor. Evliya gibi adamsın vallahi. Lafı ağzımdan al. Helal olsun. Ha? Şu mafya ne iş onu hiç çözemedim. Ne lafı? Bak bu narkotik numuneleri var ya. Narkotik numuneleri. Hani esrar eroin falan gibi. Sana Okey. geliyor. Doktora niye oğlum şey gelsin? Doktora niye yasaklı madde gelsin? Hangi? Hangi masa? Şurada 3 tane kadın oturuyor. Bir Evet. daha da. Evet doktor. Dedim ya güzelim. Herkes... Hadi Alıcı Bey nerede? Şeytan Bursalı şeytan gelsin. Bırak geç bunları geç. Doktor pavyondan geri gelmiyor zaten sapık geç. Doktor sürekli karıya gidiyor arkadaşlar. Böyle de bir... Doktor muhtemelen benim arkadaşlar anladığım kadarıyla sürekli cenabet olduğu için bunu görüyor gibi geldi bana. Taşı gibi açılmıştı. Doktor ya, kolaylık olur diye. Ne dedi? Olmaz dedi. Katiyen olmaz dedi. Nedense illa gasülhaneye götürün dedi. Gasülhane, öyle. Allah Allah. Neden? Bütün çarşafları, yastık kılıflarını getirdi. Kalorifer kazanına attılar. Allah'ım bismillah. Ne? Kız koy efsanesi. Nasıl yani? Yaktı. Neyi? Kazan da yaktı işte. Ya, çarşafta mı ne? Biraz kan vardı. Dayı sen de var ya daha deminki tipte. Sen de tam Müge Anlı programına katılacak gerçekten karısı kaçırılmış erkek tipi var. Anlat abla. Kan da neyin nesi? Kan da neyin nesi mi? Kan kan işte. Sıfır RH pozitif. Ölü. Nefes tıkanıklığı demiştiniz. Nefes tıkanıklığı o şey. Vücut pıhtı attı. Sordum doktora. Kızdı. Hem de çok kızdı. Doktor da bizim doktor arkadaşlar işte göz çıkartan. Ağzından kan gelmiş garibi. Öyle dedi. Abi acele hastaneye gitmen lazım. Evet. Çok önemli. Çok mu önemli? Nedir o? Bizim çocukları içeri almışlar. Kimi? Doktor, oğlum doktor sen mafya ile ortak iş mi yapıyorsun lan? 66 çift 0 doktor. Kimi almışlar? Abi kalk git. Çabuk. O tespih niye kopuk? Acele hastaneye git. Bizim çocuklar mal yakalatmış bir parça. Toz. Anladın mı? Doktor senin tozla mozla ne işin var anasını satayım? Hem cenabetsin hem yasaklı madde falan mı kullanıyorsun satıyorsun? Sana gelmiş paket. Acele tahlil yapmanı bekliyorlar. Okey bro. İşte. İşte o paketi açacaksın. Açmasan ne olur. İçinden karbonat çıkacak. Karbonat. Karbonat Erol. Evet. Evet, gasülhaneye geldik arkadaşlar. Evet. 35 yaşlarında bir kadın. Bir 35 yaşında doktorun karısı işte. Doktorun karısı. Nefes tıkanıklığı kan da şeyden işte o taze göz sakatat. Bir gün bir kadın geldi. Ha? Genç bir kadın. Dediğin gibi. Ha? 3-4 ay önce. Rahmetlik şey işte bu. Bakın o olabilir. O. Nesi vardı? Ölü. Gasülhanede okuduk şeyini. Evet, bunları izledik geç. Unutulmuş. Acil halbuki. Hemen ulaştırın bunu. Şimdi mi? Abi işin içinde emniyet de var ha. Acil dedim ya. Başüstüne doktor bey. Oğlum emniyete karbonat mı taşıtıyorsun doktor? Ha? Geldi benimki. Oy bebek surattım benim. Sen neredesin gerçekten? Geldi. Geldi ben sabahtan beri seni bekliyorum şeytan bey. Alıcı bey, Bursalı Alıcı bey. Ne? Gene mi sen? Karbonaterol geliyor. Gözleri vallah ağlıyor. Oy tatlışım benim. Gel bugün kimi kesiyoruz abla biliyorsun. Aytoy. Alıcı beyin leblebi keli. Korkma. Ama bu bölüm bunları seslendirme yapılmışlar. Birinci bölüm kendi sesleriyle oynuyorlardı. Sen benim hizmetkarımsın. Evet. Korkma. Ne istiyorsun? Alıcı Bey ne yapıyoruz bugün? Karbonat içine giriyor muyuz? İşin içine mafya girdi, polis girdi. Emniyet girdi, gazeteciler girdi. Bir kızı almaya geldim.
sevdiğim. Allah'ım bismillah. Hadi bakalım. İkinci cinayet geliyor arkadaşlar. Bir kız mı? O da kim? O da kim mi? O da kim, salon kim? Birazdan göreceksin doktor. Böyle cenabet gezersen. Burada çalışıyor. Bu gece yolcu olacak hemşire. Bu gece yolcu. Arkadaşlar yeni hedef belli oldu. Peki benden ne istiyorsun? Senden gözleri istiyoruz. Ne diyeceğim? Alıcı bey değil mi? Gözlerini. Ne yapacağız bizim? Biliyorsun keyfimiz belli yani. Fantezi belli. Gözlerimi mi? Hani söz vermiştin? Hani dokunmayacaktın gözlerime? Hani söz vermiştin? Bana dokunmayacaktın. Doktor bey siz karbonatın götünüze falan mı sokuyorsunuz? Sürekli tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsunuz doktor bey. Şeytan bey bunda bir sapıklık var. Bunun gözünü götünü her şeyini alalım lütfen şeytan bey, alıcı bey. Salak. Salak. Gözlerimi değil gözlerini dedi galiba. Kızın gözlerini istiyorum. Alıcı bey sikeceğim belanızı, o kadar dibime girmeyin. Gözlerini mi? Gözlerini diyor, gözlerimi anlıyor salak. Evet. Hayır doktor, karbonatı fazla kaçırdın galiba. Gözleri istiyorum. Şimdi git onları bana getir. Doktor bey sizin gözler de fena değil ha. Alıcı bey pardon. Gözlerine bakınca senin. Şimdi mi? Şimdi. Hemen. O hareketi bir daha yapalım alıcı bey. Bir daha alalım o sahneyi. Bana getir. Şimdi. Çok gerçekçi bir oyunculuk oldu orada. Bir daha yapalım. Şimdi mi? Bir hemen. Yavaşça. Kameraya bakarak. Hemen. Hemen. Sana. Senin o yanaklarını bir sıkarım. Bak senin o burnunun ucunu bir öperim alıcı bey. Ya sana feda olsun bizim gözler ya. Ne olacak anasını satayım ya. Bir de bu Ezel'in annesi var. Ezel'in bir annesi var, Meliha. Gözleri istiyorum. Oraya da bir operasyon çekelim bir ara. Kurban oldum. Oyuncak bebek gibi ya. Böyle olur diye böyle kafasına bastırırsın şey olur. Kim bu kız? Kim bu kız? Kim bu kız? Kim bu sek? İkinci hedef kim olsa? Hedef biz miyiz Tayfun? Böyle bebek suratlı. Lale. Lale mi? Ne lalesi? Göz lalesi. Göz lalesi. Lale hemşire. Yolcu 3. bölüm başladı. Yolcu 3. bölüm başladı. Ana avradını çatak. Aslında bu iki eli arasındaki bu Netflix'sel ilişkiye hastayım ya. Lale. Lale. Lale hemşire. Hadi lale, hadi lale. Bu arada alıcı bey bu kapşonlu şeyi nereden aldık ya? Varsa linki ben de almak istiyorum öyle bir şey. Kurban oldum. Akralan yaklaş. Şu ensenin arasındaki gerçekten boom'dan öpü. Yönetmen Kamil Atliman. Yönetmen Kamil Atliman. Hadi. Kurban oldum. Vallahi billahi ya. Ne güzel parlıyor. Çağır şu kızı. Çağır baba. Çağır baba. Hadi. Hadi yapalım operasyonu. Hadi acil. Karnımız acıktı. Hadi. Sakatat edeceğiz. Karbonat doktor sikeceğim belanı. Kendi karını zaten boğup almadın mı gözleri? Bunu da yap hadi 2 dakikadaki iş hadi. Uzatma. Amma rollendim ben. Yolcu mu? He yolcu. O bir yolcu sen bir hancı. Hadi çağır. Tipitay Necati doktor. Evet. Evet. Yolcu. Bu gece yolcu olacak. Evet. Bu gece zarardayım, bir yere gitmemeye karardayım. Hadi. Durma. Vakit geliyor. Kaldır şu telefonu. Gözleri. Gözleri lazım bana. Hadi baba, hadi baba, hızlı baba. Hadi. Hadi ne duruyorsun? Baba seni Valorant'taki Omen falan mı seslendiriyor? Vakit geliyor. Omen teorim. Çağırsana kızı, hadi. Ara baba, kim arıyoruz? Alıcı bey. Tam olarak. Gözlerle ne yapıyor? Gözleri yiyor. Livaizici, onunla besleniyor. Aa bu kız mı? Ne güzel taze göz. Şey bir de bu astigmat falan, miyop falan öyle bir sıkıntısı da yok. Alo. Efendim buyurun. Güzel damarlı göz. Doktor Memduh. Alo kimsiniz? Alo kimsiniz ne demek? Sığır. Hemşire Lale buyurun. Hemşire Lale. Adam kendi de diye hemşireyi çağırdı. Kendi hemşireni tanımıyor musun? Hemşire Lale gel abla. Aa mı? Hemşire hanım. Ha canım. Biraz benim odama gelebilir misiniz? Biraz. Aa, Doktor Memduh Bey siz misiniz? Doktor Memduh Bey biziz, aynen. Bu saatte yerinizde misiniz? Abla gel 2 dakika işte işimiz var, hadi hemen halledelim şunu, uzatma. Herif acından geberecek, Allah kahretsin. Şey, yerimdeyim. Ha canım. Acil bir rapor işi vardı da, onun için geldim. Evet.
Emniyetten istediler. Ne yapabilirim? Buyurun. Komple sen gel, biz halledeceğiz zaten gerisini. Emniyete göndereceğiz seni. Zahmet olacak. Gasülhane. Biraz gelir misiniz? Biraz ama. Gelirim ama burada da kimse yok. Ya burada kimse olsa olur. Gecenin bir vakti zaten. Sapık mısın desin, siktir git şuraya Allah'ını seversen. Hastaneyi niye kapatmadınız zaten? Manyak. Arkadaşlar serviste. Servis mi? Biraz sonra gelsem olur mu? Olur mu alıcı bey? Yok. Acil mi? Çok acil bir şey. Acil oğlum, herif acından geberiyor. Hadi en son bunun karısının gözleri yedi. Vallahi billahi çocuk o günden beri bir şey yemedi, hadi. Hemen gelin. Çocuk da iyi çocuk yani alıcı bey. Bakma öyle şey yaptığına. Arada bir ters o yapıyor da biraz gerginlikten. Cinsel gerginlik var. Çok kısa sürer. Hemen gelin. Kısa o. Geçen sefer de zaten böyle yandan boğduk, hemen hallettik o. Acil mi? Ha. Siz iyi misiniz doktor bey? Tabii. İyiyim. İyiyim. Oy steteskop goten kaça memduh. Hemen bekliyorum. Oy memduh. İyi geliyorum. Hadi gel abla. Tamam. Alıcı bey geliyor şimdi, hemen halledeceğiz onu. Alıcı verici Buse. YouTube fenomen. Beceriksiz. Ay sikeceğim ama senin de belanı, sana da hiç yaralamıyoruz ha. Günde 4 öğün götüne şey sokuyoruz, göz sokuyoruz manyak. Götüne göz sokuyoruz, senin de derdin bitmiyor. Manyak mıdır nedir ya? Bu da iş beğenmem. Siktir git kendi yap işini. Ha, kara cinco. Giymiş karaları. Karaları bağlamış gelmiş ya. Vallahi alıcı bey ya. Geliyor. Hoş geldiniz. Ne bu kim lan? Arzu ederdiniz efendim. Göz kurabiyesi. Bilmem. Şey, 6 kişilik bir şey yeter. 6 kişi mi? Altılı masa. Meyvelilerimiz çok taze. İster misiniz efendim? Meyveli göz. Olur. Biz göze o kadar alıştık ki usta, kuru pasta gerçekten bize gelmiyor artık ya. İsterseniz böleyim. Yok bölme. Öylece ver. Arkadaki bu Ayvalık Tatil Köyü şarkısı nereden çıktı? Birazdan jonglör gelecek galiba. Her yarım şer kilo verir. Olur. Bu sahneyi niye izledik şimdi, onu da anlamadım. Çok enteresan gerçekten. İnanılmaz ikonik bir dizi. Ses efektleri falan mükemmel ya. Hemşire hanım, siz vlog mu çekiyorsunuz içeride hızlı? Gece pavyonda rezil oldu. İyi ki beni görmedi. Dün gece pavyonda rezil oldu. Senin pavyonda ne işin vardı abla? Ya, birazdan göstereceğim şimdi. Evet, Bursalı. Kestane şekeri alıcı bey. Girin. Girin. Hah, geldi. Operasyon başlıyor usta, bak şimdi. Şimdi seyret sahneyi. Bak alıcı beyi görmüyor. Neden? Kız cenabet değil çünkü. Doktor cenabet akşama kadar, Allah kahretsin. 3 kere ağzı, 3 kere burnu, suratı sapık. Doktor bey? Canım. Işıkları yakayım mı? Yok, ışıkları yapma, bırak karanlık kalsın. Yok. Elektrik yazıyor. Buyurun Lale Hanım. Gel, elektrik faturası kaç para geliyor haberin var mı? Gel. Ne vardı? Göz, gel sen. Arkadaşlar serviste. Ben yalnızdım. Kapıyı kilitle. Buyurun geçin. Geçin, şöyle oturun. Ya çok Esma. Kısa bir şey anlatacağım. Otursana Lale. Bir şey mi anlatacaksınız? Evet. Buyurun, ot. Alıcı piçi nereye kayboldu? Oturun. Alıcı nereye girdin? Monitörün içine mi girdin? Sapık, nereye girdin? Hayır, benim de seni görmem lazım şu anda. Doktor cenabet olduğu gibi. Buyurun. Doktor bey. Hemşire hanım. Ben. Evet. Ben bir bok yedim. Ben. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama. Ama gözlerinizi almak zorundayım. Benim. Benim başıma bir şey geldi. Alıcı bey geldi. Vallahi billahi bizim başımıza alıcı bey geldi. Kurban oldum. Tatlıştık abiden benim. Alıcı bey. Dur halledeceğiz hemen. 5 dakikaya halledir. Acıktım biliyorum. Direkt sıcak servis yapacağız zaten. Bekle. Çok kötü bir şey. Dün gece mi oldu? Lale. Alttan laf sokuyorsun Memduh'a Lale. Dün gece mi oldu? Dün gece değil. Dün gece pavyonda mı Memduh? Koskoca doktorla da böyle muhabbet yapmasın hemşire. Sağlık mesleklisisi hemşire, ne yapıyorsun? Uzunca bir süre önce. Okey. İnanılmaz bir şey oldu. İnanılmaz bir şey? Anlatsam inanmaz. Nedir diye sor. Yapmayın doktor bey. Ne oldu ki? Gusül abdesti almadım.
Nerede? Gasülhanede. Gayet normal görünüyorsun. Ha, normali göreceksin sen şimdi. Bekle, normalleşme sürecine geçeceğiz birazdan. Dur Alıcı Bey, hallediyorum. Bir kıvamı getirelim. Şu anda manipülasyon yapıyorum. Hayır. Anne öküz, hadi hallet şu işi. Hayır. Çok, çok kötü bir şey geldi başıma. Alıcı Bey kayboldu gene. Şey... Babacım yaptın, senin gözler gidecek yoksa. Hadi, herif acından geberiyor, hadi. Çok ani oldu. Çok ani oldu. Karımı çok ani kaybettim. Evet. Çok acı. Ama... Hadi amilim, hallet şu işi artık. Vallahi billahi ciğerimiz kurudu, hadi abi. Ama daha da acı bir şey oldu. Ne? Ha? Ya. Ya? Geçmiş olsun. Kendimi de kaybettim. Nerede? Ay doktor, hakikaten senin psikolojik sapıklıkların var ha. O dil ne lan öyle? Ben? Dil atması yaşıyor sapık pezemek. Esir oldum. Kime? Ne? Kara gözlüm sevdalanmış. Pardon, o başka şarkıydı. Alıcı Bey? Verici Bey, doktor? Esir mi oldunuz? Nasıl yani? Evet. Arkada geliyor gene, dur, Alıcı Bey geliyor. Evet. Hop, Bursalı şeytan geliyor gene. Ben şeytanın esiri oldum. Şeytan Bey hemen gelsin. İzmir gelsin. Şeytanın esiriyim ben. Baba gerçekten o zamanın şartlarına göre mükemmel bir dizi ya. Kimin aklına gelmiş mükemmel bir senaryo? Al bu diziyi, gerçekten Türk dizisi, şu anda Netflix'e koy, vallahi tutar ya. Çok cesaret isteyen bir iş ya, korku dizisi çekmek. Türkiye'de. Ve bence ürkütücü. Ve gerilimli. Bak Alıcı Bey geldi gene. Hadi oğlum, adam Windows XP'de solitaire oynuyor, hadi oğlum. Hadi oğlum, adam o şeyden oynuyor, kanon bol muydu? Dık 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 dık, ondan oynuyor, hadi. Aa, ne diyorsunuz Doktor Bey? Ne diyorsun, hadi. Sizin gibi olgun bir insan. Olgun mu? Kendinizi toparlayın. Yalnız mükemmel bir kamera açısı. Böyle şeylere de inanmayın. O burada. Ay gerizekalı Sipo. Ay cenabet Doktor Memduh. Manyak mısın? Niye ifşalıyorsun herifi? Hemşire? Kim? Yolcu Bey, Alıcı Bey. O. O mu? Alıcı şeytan. Hay Allah, alıcı şeytandan değil de verici şeytandan korkacaksın bu hayatta ha? Alıcı verici Buse, YouTube fenomen. Ha? İnanılmaz bir şifreyim hemşire. Lale. Burada. Duyuyor musun sesi? Doktor Bey, siz aydın bir insansınız. Aydın bir insan mı? Bu zamanda böyle şeylere inanılır mı? Baba, CHP zihniyeti. Seni. Ha? Hadi artık, Allah'ını seversen herif vallahi kurudu kaldı arkada, tipe bak ya, hadi abla. Seni almaya geldi. Hadi hızlı. Ne? Abla, taze göz lazım anlık, hızlı. Beni mi? Beni, dur. Sakin ol, hemen halledelim, hemen aradan çıksın, dur, yorma. Beni almaya mı geldi? Evet. Doktor, sikte git, manyak hareketler yapıyorsun. Tipe bak, vallahi iyice gerdin beni ya. Vallahi şeytandan daha çok korkutuyor bu doktor sapı beni ya. Siz yolcusunuz. Abla, yolcu 3. bölüm. Gözü almamız lazım. Karbonat lazım. Şeytan sizi götürecek. Doktor, siz içki mi içtiniz? İçki değil abla, Allah kahretsin, narkoz etkisi, hadi. Doktor. Beni korkutuyorsunuz. Beni korkutuyorsun Mithat. Saçmalamayın. Yeter. Gitmem gerekiyor. Aha. Hiçbir yere gidemezsin. Ya doktor, senin seslendirmen hiçbir yere gidemezsin. Ya doktor, bir şey söyleyeceğim. Senin de yani vallahi göz almaya niyetin varmış zaten ha. Alıcı tam adamını bulmuş yani, tipe bak. Bu yolculuğa karşı gelemezsin. Gelemezsin. Kim seslendiriyor seni ya? Amilim. Üstüme gelmeyin. Üstüne değil, altına gelecek şimdi, bekle. Üstüme gelmeyin.
Şimdi bağırırım. La bağırsan ne olacak oğlum? Vallahi bir alacağız. İşi sen hallet. Baba bir kere de ya. Yorma bizi ya. Dur. Lütfen doktor bey. Lütfen. Biz pişiriyoruz. Sen zıkkımlanıyorsun. Çakal sakat at. Kendinizi toplayın. Evet. Hemşire Lale. Çök abla gırtlağı. Dur sakin ol. Ha? Sakin ol. Sakin ol. O hemen doktor ya, bir de profesyonel. Hemen 2 dakikada halleder. Her şey çok kolay olacak. Evet. Son yolculuk kaçınılmaz. Hadi biz son değil, daha bu başlangıç. Daha kimler var? Dur bekle. Herif 4 ayda bir karnına çıkıyor pezevengin. Çök abla gırtlağı. Sakin ol. Saçmalama doktor. Dur sen sakin ol. 2 dakikayı bitiyor. Dur Lale. Laloşum. Kendine gel. Gözlerin. Önce. Önce gözlerinle. Kusuyor musun karının suratına? Dur önce öldürüp ondan sonra gözleri almıyor muyduk doktor bey? Kızım. Allah kahretsin, sırala bir, direkt gözden girme. Ne? Kız taze çıkmıyor doktor memdukt. Gözlerin mi? Gözlerine bakınca senin. Delirdin mi sen? Bana... Siz diyeceksiniz doktor Aydın Bey. Gözlerin lazım, gözlerin. Allah cezanı vermesin senin. Bir boku da becer vallahi bile. Alıcı vallahi bunu götürü gözünü alalım ya. Alıcı bundan bir sik olmaz vallahi bile. Lale'ye bulaşan, Lale daha profesyonel benziyor. Allah'ın belası. Allah kahremizin leşleri yiyecek, bir tarafında sandalyeyi niye fırlattı şimdi oraya Alıcı Bey? Ne yaşanıyor ya? Gözlerin. Bu neydi böyle ya? Alıcı Bey, bunlar kendilerini deliliğe vuruyor ha. Kur'an çarpsın, bunlar sende oynuyorlar usta. Bak Kur'an çarpsın sende oynuyorlar bunlar Alıcı Bey ya. Ya bu diyor, yani bir insanla da bu kadar uğraşılmaz ya. Şeytan da olsa insan insandır usta ya. Şeytan ırkçılığı, cinsiyetçiliği yapmayalım şu anda ya. Adam bir insanla da bu kadar uğraşılmaz ki kardeşim ya. Peki nesince ben Zeynep Karadeniz. Hadi abi hadi. Ah, adamın bug'ı geldi. Allah kahretmesin. Alıcı Bey'in açığı. Ağlayan insan gördü mü dayanamıyor. Ah duygusal ponçiyim benim. Duygusal bursalı şeytanım benim. Vallahi kulak memenden öpeceğim seni. Ah duygusal, ah duygusal. Öyle hiç sevmiyor arkadaşlar. Öyle su grubu bursları sevmiyor. Hayata biraz daha realist baktığı için. Ah yavrum, kötü kötü oldu be. Salak. Ay hakikaten salak bu. Kız bunu öldürelim mi? Yo, alıcı yolcu şeytan. Alıcı verici. Ağlatma şu kızı. Ağlatma. Hadi git sıkıntılarını sen de hallediyorsan. Bir daha ağlak göz mü yiyeceğiz bir de üstüne ya? Islak ıslak. Ağlatma. Adam kendi işini halledecekse doktor Memduk, sen ne bokumu yarıyorsun? Sapik. Hallet abla, kendin hallet gene vallahi billahi ya. Oy ellerine kurban oldum, ne kadar güzel bir orta parmak o öyle. Dur tut abla, enseden yakala. Ha. Sakın. Dur abla dur, sen de nereye gidiyorsun Allah'ını seversen doktor Laloks. Sakın arkanı dönme. Arkana bak da düşün yeniden. Sakın arkanı dönme. Dönme abla, ağlıyorsun ya, etkiliyor. Bu duygusallığa gelemiyor benim ponçiyim. Kim? Kimsin sen? Sen de cenabetsin değil mi? Allah belanı vermesin. Yıkanmadan gelirsiniz hastaneye, gasulhaneye. Böyle götünüzde şeytan biter tabii, sabık. Bursalı şeytan, Alıcı Bey. Ben alıcıyım. Sen de yolcusun. Alalım abla. Sakın kımıldama. E sen kendi işini kendin hallettikten sonra bu doktor Memduk ne boku yarıyor? Niye okudu o kadar şeyde? Tıp fakültesinde. Pardon? Beceriksiz herif. Ay sığır seni. Ay sığır seni. Kız tam adamını bulmuşsun vallahi. Keşke birlikte ortak olsaydık lan. Alıcı. Çabuk istediğimi ver bana. Ha? Çabuk. Dur abla, sen görmüyorsun. Allah'ın cezası. Dönme dedik, çocuk etkileniyor. Zırlak. Ağlak. Dönme dedik, etkileniyor çocuk oğlan. Allah cezanı ver. Gelsene yavru doktor, hadi. Doktor otur sen de ağla lan. Ha? Sen de ağla vallahi billahi, bunun böyle bakını bulduk işte, açanı bulduk ya Alıcı Bey'in. Aptal.
Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim, Alıcı ile Lale'yi bir tık şiplemedim değil ha. Bir tık şiplemedim değil usta. Ay anan avrat kısmı, vallahi kendi işimizi kendimiz hallettik, elimize vallahi billahi insan boğazı bulaştı. Allah rahmet eylesin Lalem beni. Evet abla, alalım gözleri. Şeyden direkt böyle içten bastırdım, o zaten direkt böyle pırt diye atıyor dışarı. Atma yapıyor, o taze geliyor direkt. Evet, afiyet olsun Alıcı Bey. Şey mi direkt, şey olarak mı? Gele pişirmeden ye, o yenir öyle. Onun yağlı kısmı falan güzel oluyor, bir de proteindir o, yiyin onu direkt. Kız bu nasıl görüntü, Allah kahretmesin, ben yiyecek. Evet afiyet olsun Alıcı Bey, direkt yerim onu. Alıcı Bey bir şey söyleyeyim, jallayınları direkt nerede yaptırdık? Şey mi, ketçap mı sıktın üstüne? Şey falan da gidiyor, mayonez de gidiyor, ikisi bir arada. Bir şöyle gargara yapsana bir. Evet afiyet olsun. Evet bir taksi geldi, bir şey geldi Alıcı Bey. Bu meyveli pasta ne dalga, bunu çözemedim bir türlü. Cerrahi tıp merkezi. Yoksa Lale'nin manisası mıydı bu? Afiyet olsun Alıcı Bey. Şey mi, şişkinlik mi yaptı? Yaralı mısın? Bir de düşünceli de ya. Vallahi kurban, yaralı mısın diye de soruyor bir de. Vallahi billahi ya. O soktu bir şey, girdi de. Kalem girdi galiba da, sıkıntı yok, o çok şey yapmaz diye. Sıyırdı. Çok da tatlı da bir şeysin sen vallahi ya. Alıcı abi. Ha? Vallahi Bursa'ya gelirsen bir gün karşılaşalım inşallah ya. Göz şiş. Ay sır. Ay sır. Kendi işini herif kendi halletti. Sır doktor. Yıka. Hemen git buradan. Alıcı Bey, siz direkt ışınlanıyor musunuz buraya, yoksa yürüyerek mi geldiniz? Ses gelmedi çünkü. Kız yaşıyor. Zamanı gelince yolcu olacak. Kız yaşıyor mu? Ortalık karmakarışık. Önemli değil, git buradan. İzler. İzler ne olacak? Ben düzeltirim. Hallet onları, ben halledersem de o şey, parmak izi marmak izi hepsini hallet. Bir de Alıcı Bey şöyle bir durum var. Bir yerde duymuştum. Bu gözleri çıkardıktan sonra onun etrafındaki bu şeyin tarafındaki göz bebeğinin yan tarafında bir yağ var. Onu şeye sürünce böyle elmacık kemiklerine böyle bir bebekselik, bir bebek poposu kıvamı katıyor. Aklınızda olsun yani, siz de deniyorsunuz gibi geldi bana. Kızı ararlar. Ananlar mı? Bulacaklar. Hadi git. Ha bu direkt ışınlanıyormuş. Gördün mü? Ben şey yapıyorum, yürüyerek geliyor zannettim, direkt ışınlanma yöntemiyle. O bir yolcu, sen bir ancı. Evet Alıcı Bey, daha ne yapıyoruz? Daha göz kalmadı lan, daha ne yapıyorsun, gel. Alıcı Bey, o efekt neydi öyle, bir daha yap bakayım onu. Kurban oldum. Bak bak hareket, bak. Bak bizim Alıcı'ya bak, Bursalı Alıcı'ya, yeşil Bursa. Yeşil Bursa, bak hareketlere, bak hareketlere. Hop. Hop, mekanı düzeltme hareketleri. Alttan biri kesin eliyle koydu orada. Meydan Larus mu? Alıcı Bey bir şey söyleyeceğim. Bu hareketleri yaparak gerçekten kaybolan gençliğimizi de yerine oturtma şansınız var mıdır? Biz de feda edecek göz kalmadı çünkü. Evet. Merhaba kuru pasta. O gece Doktor Memnun'la karşılaşmıştım. İnanılmaz terli ve tedirgin görünüyordu. Galiba. Çok karıştı bu iş. Çok karıştı vallahi, gazeteciler. Gazetecileri geç. Gazeteciler bu işi inanılmaz derecede araştırıyor. Geç. Nerede bizim doktorla şeytan? Doktorla şeytanın sahneleri gelsin abi çabuk. Doktorla şeytanın sahneleri gelsin çabuk. Alıcı Bey, bu bölümü başka çıkmıyor musunuz? Bu kadar mıydı? Alıcı Bey. İşin içinde arkada mafyatik durumlar var arkadaşlar. Doktor galiba bir yandan karbonat ticareti yapıyor. Hah dur. Dur. Bir kürek de benim için getir. Bir kürek de, dur bakalım dur. Geç. Doktor kalk. Kalk doktor kalk. Sığır gibi uyuyorsun, kalk. Doktor, senin kalktıktan sonraki versiyonun ve Alıcı Bey'le olan maceralarını
bir sonraki bölümde devam ettirmek isterim. Kendine iyi bak, hoşça kal.